Fatih Süleyman Denizoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Türkiye'de muhafazakar, yani muhafazakar camia demeyelim de yakın tarihin İslam alimleri arasında adı geçen isimlerden birisi sizin dedeniz. Doğru. Süleyman Hilmi Tunahan. Hazretleri. Torunusunuz. Evet. Kaçın? Babamın dedesi. Üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak. Babamın dedesi. Evet. Babaannem babası. Özel sektörde bir kariyeriniz var, politik bir kariyeriniz var. Cemaatte bir göreviniz var mı? Mücadelemiz var. Merkez yönetimi büyük bir mücadelemiz var. Evet. Ama en çok galiba dedenizle anılıyor olabilir misiniz? Evet. Çünkü yani ciddi bir takipçisi var. Evet. Zarar mı gördüğünüz oluyor mu veya artısı da mı daha çok oluyor sizin için, eksisi mi daha çok oluyor? Ben hiçbir zararını görmedim şu ana kadar. Yani sonuç itibariyle yani birçok girdiğimiz camiler olsun, birçok dergahlar olsun veya STK'lar olsun yaptığımız saha çalışmalarında tabii biz tanımasak dahi çok hemen insanlar sosyal medyadan takip ederekten tanıyorlar, görüyorlar, hemen yakınlaşıyorlar. Hatta bizim çizgimizi de çok net biliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani kamuoyunda yaptığımız onlarca beyanattan dolayı, yıllardır yaptığımız beyanattan ötürü çok şükür ki yani herkes net duruşumuzu biliyor. Çünkü birçok diğer cemaatlerle, diğer ehl-i sünnet itikadında olan cemaatlerle girdiğimiz ortamlarda işte teşkilat programlarında, camilere girdiğimizde hemen anında şu reaksiyonu veriyor herkes. Diyorlar ki şu anki merkez yönetim Süleyman Efendi Hazretleri'ne, Hazreti Üstazımıza ihanet etti. Bunu çok net herkes görüyor. Kalpler değişti diye bunu çok net herkes görüyor. Yani oradaki savrulmanın, oradaki bozulmanın, oradaki yozlaşının özellikle amcamın vefatı sonrası bu dönem oluyor. 2016 yılından sonra ki şu anda 2019 yılında İstanbul'dan değişiminden sonra herkes biliyorsunuz Fethet Devri'ni bütün siyasilerimiz kullanmaya başladı. İstanbul'daki değişimden kastınız? Belediye değişimi. 2019'da Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanı. Belediye başkanı. Yani o günden beri İstanbul'un Fethet Devri'nde ve bunu bütün siyasilerimiz dillendiriyor. Biz amcamın vefatı 2016'dan sonra 2018 Temmuz ayında ilk Fethet Devri'ni ifade ettik çok şükür ki şu anki merkez yönetimi kastederek. Hakikaten o günden beri cemaatimiz tamamıyla dedemin çizgisinden çıktı. Çok ciddi bir yanlışlıklar var. Hem itikadi anlamda var, hem ahlaki anlamda var, hem yozlaşı var. Cemaatin tabanında çok büyük erime, çözülmeler var. Tabanda şu anda meşruiyet sorunu var. Yani yönetim tabandaki meşruiyetini de yitirdi. Kamuoyundaki meşruiyetini yitirdi. Diğer cemaatler, ehl-i sünnet itikadını, diğer cemaatlerin nezdindeki meşruiyetini yitirdi. Hatta işte hem diğer kamuoyunda nezdinde olsun, partiler nezdinde olsun, hatta yurt dışı dengelerinde bile meşruiyeti yok şu andaki bizim cemaatin. O kadar vahim hadiseler var. Şunu merak ediyorum. Siz sonuçta bu ailenin içerisinde yetiştiniz ve kodlarını bildiğinizi düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu seçim kampanyasını yürütürken dedi ki biz cemaatlere, tarikatlara, derneklere para aktarma dönemi artık bundan sonra yok dedi. Ve bütün bu muslukları kapatacağız dedi. Bu onun iddiasıydı tabii. Ama şunu duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda Süleymancılar cemaati. Süleymanlılar ifadesini kullanıyoruz cami olarak. Öyle mi? Tabii Süleymancı ifadesi genelde kullanılıyor. Süleymancılar cemaatiyle çok yakın ilişki içerisinde olduğu, işte bazı imtiyazlar, bazı fonlar veya işte bazı imkanlar ayırmak üzerinden bir ilişki içerisine girdi ve karşısında oy devşirdiği ifade ediliyor. Siz bu ailenin içerisinden geliyorsunuz. Kodlarını taşıyorsunuz ve İçerideki sistematiği de biliyorsunuz. Bunlar doğru mu? Doğru. Maalesef doğru. Hepsi doğru. Hatta daha basında çıkmayan daha nice haberler var. Nasıl? Daha nice pazarlıklar var. Başka vilayetlerde de yine bu girilen kirli pazarlıklar var. Daha basında yer almayan bunun gibi, bu benzeri gibi hadiseler mevcut. Pazarlıklar var, ihanetler var. Çok ciddi maddi çıkar işbirlikleri var. Ve bunlar devleti, milleti, hatta dedem Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'nin bütün çizgisini bozaraktan, bütün geçmişte yaptığı mücadeleleri hiçe sayıp, kimlerle mücadele ettiğini unutup, onlarla bir araya gelerekten yapılan hadiseler var. Yani mesela ne olabilir ki? Maddi anlamda mı, evet, söylüyorsunuz? Yani. Her birinde farklı durumlar var. Yani mesela birinde, bu geçenlerde haberlerde de çıktı, Bağcılar'da bizim Hisar Hastanesi var, cemaatimizin malik olduğu Ümraniye'de. Orada ikinci şubesinin 27 katlı yapılması için ruhsat ve imar işlerinin İBB'den çıktığı haberleri basında yansıdı. Mesela cemaate bu haber yapan muhabirler merkez yönetime soruyorlar. Böyle böyle durumlar var. Siz ne dersiniz? Hiçbir cevap yok. Yani
bu şekilde sayısız haber çıktı. Amcamın vefatı sonrası 2016'dan dedik ya, Fetret Devri, biz 2018'de ilan ettik. Fetret Devri oldu, bu değişecek diyerekten ifade ettik. O zamandan beri sayısız haberler çıktı. Ama cemaatin merkez yönetimi, azınlık bir yönetim bu arada. Bunlar çoğunluğu teşkil etmiyor. Tabandaki meşruiyetleri de yok. Taban da tamamıyla şu anda sorgular halde ve çok üzüntü halde. Buradaki azınlık yönetimi hiçbir cevap veremiyor. Hiçbir basına, muhabire. Ya böyle bir liderlik olmaz. Böyle bir durum olmaz. Bu kadar hakkında şaya çıkan, haber çıkan... Hastaneye 27 kat imar verilen yerde şunu söyleyemezler mi? Yandaki binada 27 kat. Diyemiyorlar. Çünkü çok büyük bir basiretsizlik var, liyakatsızlık var, ehliyetsizlik var, vizyonsuzluk var. Yok, bir imtiyaz var. Mı sağlanmış? Bu imtiyaz. İmtiyaz tabii ki olmaması gereken bölgede bir durumda. Bölgede 27 katlı başka bir yapı yok mu? Yok, o alanda olmaması gereken bir şey. Fazlasıyla yapılan bir şey. Başka yerlerde de var bu. Başka belediyede. Ve bunlar parasal işlerle yapılıyor. Bitcoinlerle, rüşvet dağıtarak cemaatin merkezinden insanların talebe olsun, ilim olsun, kurban olsun diye paralarını gerektiği gibi harcamayıp o paraları illegal şekilde kullanıyorlar. Rüşvet dağıtıyorlar birçok yerde. Birçok belediyelerde rüşvetli işler oluyor. Özel sektörde birçok rüşvetler var. Türk yargısında bilirkişilerde özellikle, bilirkişiler biliyorsunuz devlet memuru değil, bilirkişiler hep arayan kişisi var. İstanbul Üniversitesi'nden bir tane hoca var, cemaat mensubu, avukat var. Bu avukat bilirkişilerle ilgili cemaatin mevzusu olduğunda anında arama yapar. Gider. Tanıdık hatırlı kişilerle araya devreye sokmaya çalışır. Yanlış kararlar, yanlış raporlar sunulması için. Baktı o şekilde olmuyor. Bu sefer kişinin karakterine göre Bitcoin üzerlerinden, para üzerlerinden ikna yöntemleri. Baktı o da olmuyor. Baskı, korku, yıldırma projeleri var. Bu cemaat şu anda hakimleri tehdit ettiği vaki. Hakimleri tehdit edebilir bir cemaat olabilir mi? Türk yargısı için çok ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi cemaatimiz maalesef. Evet. Türk devleti için milli güvenlik hakimleri sorununa geldi. Ediyor. Bunlar vaka. Bunlar vaka. Yani çok ciddi bir sıkıntılı bir hale geldiler. Suç örgütü durumuna geldiler. Şu anda amcamın vefatı sonrası 2016'dan sonra cemaatimiz suç örgütü durumuna geldi. Tam bir Fetret Devri'nde. İBB neresinde bu işin? İBB ile de çok ciddi iştiraklı, çok ciddi paslaşmaları ve çok ciddi parasal iş trafikleri var. Bir birlikte destekleri var. Ama şu yani hani imarda kat artışı vererek sadece bir rant sağlanması. Sadece o değil. Mezarlıklar Bölge Müdürlüğü'nde çok ciddi kontenjana ayrılma durumları var. İşte daha başka birçok cemaatin meseleleri ile ilgili izinler çıkma durumları var. Hatta size şunu söyleyeyim. 2000 kar fecaati ne zaman oldu? 2022 Mart aylarında evet. Takriben hatırlıyorum. O vakte kadar Alihan İBB tarafından örseleniyordu. Alihan? Alihan Kuruş cemaatte otoriteyi sağlayamadığı için, cemaatte başarılı olamadığı için. İşte diyoruz ya bizim taban cemaatin merkezinde ne yaparsa yapsın tam anlamıyla adapte olamıyor. Çünkü dedemin çizgisinden sapıldığını, yanlış istikametlere gidildiğini görüyor. Geminin su aldığını herkes görüyor. Şu anda 2016'dan beri maalesef cemaatimizin gemisi su alıyor. Dahası, daha kötüsü dedemin çizmiş olduğu istikamet ki o ehl-i sünnet itikadıdır. Bir derece sapma yoktur. O istikametten tam tersi istikamete gidildiğini de görüyor. Ali Eren Kuruş aslında daha öncesinde CHP'den önce başka partilerle ittifak halindeydi. Daha önceki 2018'leri hatırlayın. Belki hatırlarsınız. Hangi parti? O zaman İyi Parti destekleniyordu. Meral Hanım ve İyi Parti destekleniyordu. Ama Meral Hanım bunun başarısız olduğunu gördü. Başarısız gördü. Amcam gibi cemaati otorite sağlayamadığını gördü. Amcam zamanı gibi cemaati kanalize edemediğini gördü, liyakatsız olduğunu gördü, tutarsız olduğunu gördü, manipülatif olduğunu gördü. Bir tarafla görüşken diğer parti liderlerinde aynı havucu, aynı lafları söyleyerekten bir takıma tutarsızlıklarını gördüğü için Meral Hanım o zamanki şartlarda 2022 Mart ayında İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vesile ederekten bizim cemaatimizin tamamıyla bir bakıma köstek olunmasının talimatı gitti. Yani cemaatimizin birçok açıdan destek değil, engellenme hadiseleri oldu. İşte yurtlarla meseleler olsun, İBB'yle, kurslarla ilgili olsun veya şirketlerle olsun, yani izinler olsun, ruhsatlar olsun, mezarlıklar bölge müdürlüğü olsun, mezarlıklar konusu olsun vesaire. Devamlı bir pres, devamlı bir köstek olunma durumu oldu ki Alihan'ın bu başarısızlığından dolayı. Alihan da bunun üzerine gitti, Kemal Bey'e gitti. Kılıçdaroğlu. Tabii. Gizli görüştü. Bugün öyle, yarın böyle. Bugün ona gidiyor, yarın ona gidiyor. Herkese aynı şekilde ifadelerde bulunaraktan tutarsızlıkları çok fazlasıyla var. Hem yurt içindeki dengeleri bozdu, hem devlet nezdindeki, hem kamuoyu nezdindeki cemaatimiz iş adamları artık yardım yapmaktan korkar hale geldi. Çünkü suç örgütü haline gidilmesinden korkuyor herkes. Şu anda o noktalarda yani basınlar... Çünkü herkesin bir FETÖ travması var. Yani çok başka, çok yani çok, hatta şunu söyleyeyim. Bu son olaylar, ahlaki olaylar da çıkıyor biliyorsun. Her
hafta, yani bir hafta yok ki bizim cemaatimiz aleyhine bir haber çıkmış olmasın. Bu işin tek ayağı yok. Kurslardaki hocalarımız kendi çocuklarını artık talebe olarak vermekten endişe ediyor. Vermiyor. Çünkü niye? İtikatları bozulmasın diye, ahlakları bozulmasın diye. Maalesef bu hale getirildiler ve talebe bulamıyoruz şu anda. İmar yani. Anladım da para nasıl oluyor? Onlar genelde Bitcoin'lere bakmak lazım. Yani bu bizim aldığımız istihbaratlar ve duyumlar, bu şu anda bütün illegal yaptıkları işlerde, bütün yaptıkları bu legal olmayan meselelerde hep genelde kripto paralar üzerinden, hep kripto paralar üzerinden transferler var. Birçok alanda. Yani dediğimiz gibi, yani işlerini ya parayla çözerler, ya tehdit baskıyla çözerler, ya hatırlı gönüllü ilişkilerle çözerler. Bunların üç arasında karma bir sistem kuruyorlar ama bu bizim cemaatimizin kodlarına ters. Tamamıyla ters. Kemal Bey abi dedemden irtihalinden 41 sene cemaatimizi çok inkişaf ettirdi. Yurt dışında bizim 180 ülkede faaliyetlerimiz var, hizmetimiz var. Çok ciddi emekler verildi. O Kemal Bey abi her zaman maneviyatı, ilmi, talebeyi, kursları öne çıkarırken maddiyatı feda ettiler. Hatta biz ilk gazetecilik işine gelen cemaat biziz. 1970'li yıllarda Sabah Gazetesi'nde biziz. Daha hiçbir cemaatin gazetecilik işi yok ama bizim cemaatim vardı. Kemal Bey abi oradaki maddi anlamdaki istismarları, sıkıntıları görüp gazete işinden elini ayağını çekti. Bunu hiçbir lider şu anda yapabilir mi bilmiyorum yani. Hem devletle kavga var hem de yurt dışı dengeleri bozuldu. Belki bunu ilk defa duyacaksın. Interpol tarafından aranan bir cemaat haline geldik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu 2016'dan önce hiçbir zaman bizim cemaatin başına gelmedi. 2016'dan sonra Brezilya'dan Amazon ormanlarından çocuk kaçırmak sebebi bir de Interpol tarafından aranan bir cemaat haline nasıl gelebiliyor? Şu an aranıyor mu? Kim aranıyor? Cemaatin yetkileri, o çocukları kaçıranlar arandı 2016'dan sonraki süreçte. 200 yakın süreçten bahsediyorum. Brezilya'dan, Amazon ormanlarından çocuk kaçırmaktan dolayı Interpol tarafından aradık. Amazon'dan aradı. Niye çocuk? İşte sormak lazım, yetkileri sormak lazım. İkinci hadise belki bunu hiç duymamıştır. Bu basında yansıdı. Ben basında yansıyanı söylüyorum. Basında yansımayan belki ilk defa duyacağınız. Bizim dedik ya 180 ülkede çok ciddi faaliyetlerimiz var, hizmetimiz var, kurslarımız var. Şu anda talebe bulamıyoruz şu anda. Talebemiz yok. Alihan şu anda tam bir şekilde, Ali Erhan Kuriş, cemaatimizi tam bir fetret devrine soktu. Aynı zamanda dedeme de ihanet etti. Kemal Bey abi de ihanet etti. Belki ilk defa söyleyeceğim, amcama da ihanet etti. Bunu ilk defa duyacaksınız. Amcam nasıl etti? Amcam 3 kişi hakkında o günün şartlarında özel mahrem bilgiler verdi. Ben bu ikisini açıkladım o kamuoyunda, sosyal medyada ama isim vermedim. İsim vermeden kimlik eşkali yaparaktan ama cemaatimiz tabanında herkes anladı o kimlik eşkalinden ve onlarla ilgili amcamın kanaatlerini bahsettim. 3. kişi hakkında amcamla ilgili hiç amcam söylediği 3. kişi hakkında bir ifadede bulunmadım. Ne söylediğini de söylemedim. Eşkal de yapmadım. Sonra başka bir kişiye girdim orada. Orada orası biraz yarım kaldı. Orası çünkü o ayrı bir konu. Orada amcama yakın gözüken aslında olmayan, amcamın 2016'da 2 klasör dosya gelmesi akabinde, bilgi dosyaları gelmesi akabinde amcamın mesafe koyduğu, evlerinin soflarını ayırdığı, mobbing uyguladığı, kurslardaki idarecilere talimat vererekten bunu arka kapılardan alın, yüz vermeyin diye söylediği kişi, kişi Ali Erhan Kuriş'tir. Şunu merak ediyorum. Baktığımız zaman işte bir Meral Hanım'a yakınlaşma var, bir Kemal Bey'e gitme var, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve daha sonra Sayın İmamoğlu'ya anlaşma ve karşılıklı bir ilişki süreci var. İlişkin tabii boyutunu siz daha iyi biliyorsunuz maddi manevi olarak. AK Parti yönetimi mütedeyyin camiaya daha yakın bir yönetim olarak biliniyor. Ne alamadı da AK Parti'den? Çok güzel soru. Veya ne alması gerekiyordu? Veya bir şey alması gerekiyor muydu? Çok güzel soru tabi. Bununla ilgili şunu anlatabilirim. Bizim cemaatimiz çok badire atlattı. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 97, 28 Şubatları yaşadı. Hepimizin bildiği. Çok kurslarımız çok sıkıntılar yaşadı. Hocalarımız, idarecilerimiz, Kemal Bey abi milletvekili oldu, hapisler yaşadı. Dedem biliyorsunuz hapisler yaşadı, işkenceler gördü. Buradaki hep zorluklar gördük. O yüzden bizim aslında devletle, milletle hiçbir sistemle kavgamız yoktur. Bizim cemaatin bakış açısında önemli olan kurslarımızın inkişafı, hizmetlerin devamı bu şekilde. Ama 2002 sonrası Cumhurbaşkanımızın milletin... Bu arada araya giriyorum ama yani bir cemaatin devletten isteği ne olabilir? En fazla benim kursuma karışma. Evet. Yani evet gel denetimini yap ama işte kapatma. Ne bileyim işte bir kermes düzenleyeceksem ona izin konusunda bana yasaklar getirme. Hani öyle biliyorum hiç yani. İçişlerine karışma tabii. Ne bileyim işte bir hafızlık merasimi yapacaksam benim o camide o merasimi yapmama engel olma müftülük. Ben biliyorum yani 28 Şubat döneminde hafızlık icazet merasimleri yapılamazdı yani. Ya Diyanet'in kursunda çıkacak o çocuklar ya da yapamazsın yani. Evet. Ne bileyim gece baskınlarıyla
yurtlarımı işgal etme, insanları tehdit etme falan bunu ister. Onun dışında cemaatler benim bildiğim kadarıyla bağışlarla, vakıflarla, efendime söyleyeyim, adam gelir der ki ben şuradaki apartmanın tüm gelirini bağışlıyorum der. Çocukların önüne konulan et kurbandan gelen ettir. Ne bileyim cebine konulan para bir hayırseverin oraya al kardeşim bunu talebelere dağıt dediği paradır. Devletten ne ister ki? Veya AK Parti'den ne istedi de AK Parti buna veremedi? Zaten şu anda 20, Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin iktidarı geldiği sene 2002 senesi Kasım seçimleri. O günden bugüne geçen 22 yıllık süreç zarfında zaten bir bakıma hiçbir zorluk görülmediği için yani bütün cemaatler olaraktan hiçbir cemaat zorluk görmedi. Ve birçok cemaatin işte dediğiniz gibi izinler noktasında, ruhsatlar noktasında hukuka uygun olarak bütün istekleri yapıldı. Eskiden işte diyoruz ya 28 Şubatlarında özellikle hakkaniyet verilmiyordu. Yapılmaması için diretilen bir zamanlar geçirmişten sonra 4 yaşındaki gibi çocuğu geldi. Bale kursuna gönderebilirdin. Ama ilkokulu bitirmeden tabii 13 yaşından önce Kur'an kursuna gönderemezsin. Kesinlikle. Bir suç gibiydi. Çok ciddi bir ben suç kapıdan gibiydi. Döndüm. Çok döndüm. Evet, yani. Kesinlikle haklısınız. İşte burada nasıl olsa bizim devletimiz, hükümetimiz muhafazakarlara yakın, mütedeyyin olduğu için nasıl olsa bize bir şey yapmaz algısından dolayı oluşan bir şımarıklık ve nankörlük var aslında. Yani daha önce korku varken 28 Şubat'ta böyle bir şey yapılabilir miydi? O zamanki kudretli paşalar zamanında böyle bir şey düşünülebilir miydi? Böyle devlete, hükümete meydan okuma, haşa yani bu kadar istinad, hiç kimse istinad edilmemesi gereken ithamlar devlet büyüklerine edilebilir miydi 28 Şubat'ta? Böyle bir şey mümkün müydü Taha Bey? Değil. Asla değildi. İşte burada nasıl olsa şu anki mevcut sistem, mevcut hükümet muhafazakarlara yakın, muhafazakarlara zarar vermez. Nasıl olsa bir şey yapmaz algısından dolayı oluşturulmuş. Ve çok ciddi de her türlü isteklerini elde edememelerinden doğan şımarıklık ve nankörlükten dolayı bir durum var aslında. Bir aslında psikolojik bir vakadır yani. Ciddi, işin temelinde bu var. Çünkü korku olduğu vakit böyle bir şey mümkün değil. Bakın ben bununla ilgili şunu söyleyeyim. Dedem Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri aslında İnönü zamanında çok hapis yakmadı. Asıl en büyük hapis sıkıntılarını, işkenceleri Menderes zamanında yaşadı. Çeşitli sebeplerle ama o zamanlarda oldu. Çıktıktan sonra hatta misafirhane, Kısıklı'daki misafirhanesinde bir tane talebesinin babasına buyurdu. Dedi ki beni ve kendini Demokrat Parti üye yap. Bunun üzerine çok şaşırdılar oradaki misafirhanedeki ihvan. Aman efendim dediler nasıl olur size bu kadar zulmettiler bunları yaptılar. Nasıl olur da siz Demokrat Parti üye olursunuz diye Hikmet'e soruldu. Onun üzerine dedem orada tarihe düşecek bir not düştü. Çok önemli bir not. Yani bu aslında işin burasını anladığımız vakit her şeyi anlarız. Burayı anlamadığımız vakit hiçbir şey anlamayız. Yani bizim cemaatimizin ruhu da tam olarak burası. Dedem dedi ki Hazreti Üstadımız Kattetallahu Sırrahu Demokrat Parti benim bedenime zulmetti. Ben bunu helal edebilirim. Bunu affedebilirim. Ama diğerleri, malum zaten iki parti var o zamanın şartlarında, onlar benim dinime, ruhuma, kitabıma zulmetti. Bunu asla helal edemem. Şimdi hal böyleyken ve bunun dışında bırakın oy vermeyi, sempati beslemekle ilgili dedemin sözleri delili şekilde ortadayken, dedemin talebelerinden hayatta olanlar var iken, Kemal Bey abinin bunlarla ilgili söylediği sözler var iken, Kemal Bey abinin talebeleri o zaman da yetişen idareciler hayattayken, nasıl oluyor da dedemin bunlarca yıl mücadele ettiği, bu kadar çileler çektiği, asıl davasındaki mücadele ettiği kişilerle şu anda Fetret devrinin işgalci Ali Eren Kureşi hemhal oluyor, pazarlıklar yapıyor ve bunları maddiyat amaçlı yapıyor. Maneviyatı yıkmak amaçlı yapıyor ve itikattan çıkarmak amaçlı yapıyor. Yani bu nasıl olabiliyor? Zaten en büyük sıkıntı da bu. Şu bir şey soracağım bu noktada. Siz diyorsunuz ki tepe yönetiminde ciddi bir sapma var. Çok ciddi. Ama taban bunu fark ediyor, rahatsız, çok. Reaksiyon ortaya koyuyor diyorsunuz. Günün sonunda soru şu, Süleymancılar cemaati veya işte Süleymanlılar. Süleymanlılar olarak da adlandırılır. Kime oy verecekler bu yerel seçimde İstanbul'da? Merkez yönetim asla değişmeden kararı da değişmez. Yıllardan beri dediğimiz gibi amcamın vefatından sonra iyice şirazeden çıktı. Cemaat yönetimine uyum sağlayarak İşte oy tercihlerini Sayın İmamoğlu'ndan veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanan kesim, cemaatin ne kadar? O her zaman gizli kalacak tabi. Neden? Neden? Şu sebepten. Cemaate AK Parti oy verdiğini söylemek
diye bir şey kalmadı. Çünkü o... Nasıl kalmadı? Kalmadı. Söyleyemez. Hürriyet yok. Böyle söyler canım ben. Söyleyemezsiniz. Anında atılma sebebi. Çok ciddi korku ve istibdat var. Şu anda yani yıllardan beri amcamın vefatından sonra kademeli olaraktan on binlerce kişiyi attılar. Yani şu anda Süleymancılar cemaati içerisindeki yurdunda kalan ne bileyim işte onun sohbetlerine giden bir kişi kalksa dese ki ben Sayın İmamoğlu'na oy atmayacağım. Başına ne gelir? Anında olacak hadise söylüyorum. Şu anda ismi, cismi, resmi, TC'si yazılaraktan merkez sekreteri tarafından bütün kurslara, bütün 180 ülkedeki bütün ülkelere yazılır. Derler ki bu kişiyle ilişkimiz kesilmiştir. Tamamıyla atıldığını bütün dünyaya ilan ederler. Ama sadece kursları, hatimlere girmesi yasaklanmaz. Bütün ailesi, akrabaları, bütün sosyal çevresi selamı sabaha keser. Eğer ticareti varsa ticaretini keserler. Çok ciddi bir izolasyon, maddi manevi çok ciddi uğraşılar başına bela alacağı korkusuyla zaten insanlar sessiz kalıyor. Sessiz çok kendisinin başına gelmez diyorsunuz ya. Çocuğu diyelim ki okula gidiyor. Elbette onu da uzaklaştırır ama akrabalar arasında nifak çıkıyor. Akrabalar da birbirine düşman oluyor. Yani akrabalar arasında da eşle bey arasında, bunlar arasında da kavga çıkıyor. Kayınpederler, damatlar arasında. Bunlar arasında da çıkıyor. Diğer dediğiniz gibi diğer kişiler arasında da tehlike oluyor. Ama asıl çok ciddi bir izolasyon sürecine başlıyorlar. O yüzden sessiz bir kitle var. Söylediği vakit atılacağını biliyor. Dedemin çoğu talebesi cenazemizi kıldırmaz diye sesini çıkartmıyor. Yoksa hiçbir Ali Erhan'a tabi değil, Ali Erhan Kuruş'a tabi değil. Hepsi doğru biliyor. Mümkün mü? Cenazeyi kıldırmamak ne ya? Öyle ama cenazeme kimse gelmez. Herkesin farklı endişeleri var. Ya cenazeme kimse gelmez endişesi olan var. O özellikle yaşlı kesimde. Veya işte ticareti, maddi menfaatleri olan ticaretim kesilir, zarar görür. Sadece o değil ki. Ayasofya'ya giden bile aynı akıbete maruz kalıyor. Ayasofya'ya giden, Ayasofya resmini paylaşan da aynı akıbete maruz kalıyor. O da atılıyor. Bütün ilişik kesiliyor, ticaret kesiliyor, akrabalar selamı kesiyor. Cemaate mensup diğer akrabalar o yasaklanan kişiyle selamı sabaha kesiyor. Orayı doğru ifade edeyim sizlere de. Ayasofya niye? Her şey de öyle. Ayasofya'ya gitmek onlar için. Niye? Ayasofya cami değil mi? Cami. Dedemin onunla ilgili sözlerini biz açıkladık biliyorsunuz sosyal medyada. Hayır hayır tamam hadi anladım Sayın İmamoğlu'na oy atmayalım deyince başınıza gelenler siyasi. Evet. Ayasofya'dan ne istiyorlar? Çok rahatsız oluyorlar. Niye? Hazmedemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyorlar. Mesele bu. Ya daha kötüsünü söyleyeyim. Çamlıca Camii. Evet. Onu da yani ifade edeyim mi? Mescid-i Dırar söylüyor. Oraya giden de yasaklanıyor. Ya böyle hadiseler var. Bırakın oy vermeye Cumhurbaşkanı'nın sempati beslemeyi. Sempati beslediğinden, oy verdiğinden şüphe edenleri bile atıyorlar. Aleyhine konuşmayanları bile atmaya geldiler artık. Sıra oraya geldi. Aleyhine konuşmayana da atıyorlar. O yüzden insanlar verecek olsa bile siyaseten aleyhine konuşmak zorunda kalıyor. İki kişi bir araya geldiğinde güvenilir iki kişi birbiriyle her şeyi konuşuyor. Cemaati, merkez yönetimin yaptığı yanlışlıkları, istismarları, suistimalleri, gaspları, itikadi bozuklukları, ahlaki bozuk her şeyi konuşuyor. Ama bu üç olunca? Üç olduğuna aynen. Merkeze jurnalleriniz korkusu var. Çok ciddi korku ve istibdat var. Böyle bir anlayış var. Zaten o yüzden sıkıntı var. Hürriyet yok. Dinde zorlama yoktu. Sen nasıl zorluyorsun? Kemal Bey abi hiç kimse zorlamadı ki. Kemal Bey abi 3 dönem Demirel Bey'in yanında vekillik yaptı. Ama ne oldu? Hiçbir zaman buraya vereceksiniz, şuraya vereceksiniz demedi. Ha, nereye verilmeyeceğini anlattı. Demin bahsettiğim gibi Menderes meselesinde dedemin zamanındaki o evet. Kıstasları anlattı. İtikadi kıstasları. Ama zaten herkes Kemal Bey abi zamanında aday olduğu yerden memnuniyetle, saygıyla, sevgiyle zaten veriyordu. Bir kardeşlik vardı, bir muhabbet vardı. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Şu anda korku var, istibdat var, güvensizlik var. Kimse kimseye güvenmiyor ve tamamen maddi çıkar odaklı oldu. Eskiden maneviyet varken şu anda her şey maddiyet. Şu anda talebe bulamıyorlar. Talebe bulana işte şu kadar para vereceğiz, bu kadar para vereceğiz kadar düştüler yani maalesef. Benim anladığım şey şu. Sayın İmamoğlu'nun sloganı vardı ya cemaatlere, tarikatlara bundan sonra... neydi? Fon aktarma dönemi bitti. Süleymancılar hariç. Zaten o mecliste de, o kürsüde de benzer bir hadise oldu. Kürsüde bir vekil vardı. Muhalefetten bir vekil. Cemaatlerle ilgili bir pankart çıkarttı. Sadece bizim camiye orada hariçti dediğiniz zaten doğruluyor maalesef. Çok ilginç. O zaman son soru. Şimdi bu bahsettikleriniz birer vaka. Ama Türkiye'de, daha doğrusu dünyanın her yerinde inanç bir ihtiyaç. Yemek yemek, ne bileyim işte güvenlik, barınma, çoğalma. Bu bir ihtiyaç. İnanç doğuştan gelen bir ihtiyaç. Ve bu ihtiyaç sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Mesela şu anda Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Türkiye'deki Büyükelçisi Jeff Blake, Mormon cemaati üyesi. Hı hı. Bu önceki, normal bu. Normal bir hadise. Önceki başkanları Trump, Sayın Trump, Evangelist. Evangelist. Normal bir hadise. Biden'lar keza farklı cemaatlerde.
Dolayısıyla dünyanın her tarafında cemaatler var aslında. Doğru. Fakat bu söyledikleriniz şöyle de bir şeye kapı aralayacak. Birileri açısından söylüyorum. Bak demedim mi? Cemaatler kapatılsın mı? Benim bu konuda nacizane bir fikrim var. Bilmiyorum katılır mısınız? Osmanlı döneminde meclisi meşayih var. Şeyhlermiş. Cemaatleri denetleyen, efendime söyleyeyim düzenleyen, ehli sünnete aykırı davranışları konusunda kırmızı çizgiler çizen ve yaptırımları uygulayan. Çözüm cemaatleri kapatmak mı? Yoksa böyle bir denetime tabi tutarak hem sistem içerisinde, devlet sistemi içerisinde kalmalarını sağlamak hem de insanların itikatlarını doğru yöneltmek noktasında gerekli uyarıları yapmak. Elbette ki kapatmak çözüm değil. Kapatmak değil çözüm. Tabii ki cemaatlerin kendi içinde düzelmesi en önemli meseledir. Ve zaten bu düzelecek tabi. Siz sonuçta bu insanların içerisinde büyüdünüz. Hala daha görüşüyorsunuz. Bu insanlar sizin aslında kocaman bir aileniz. Belki de öyle yorumlanabilir bilmiyorum. Her birini evet. Tanımasanız bile üzerlerinde etkiniz evet. var. Sizin mesajınız ne gönül verenlere? Biz diyoruz bu fetret devri son bulacak. Er ya da geç değil. Tam olması gerektiğinde bu cemaatimiz dedemin o temiz, nezi, hasbi çizgisine ve aslına dönecek. O şu anda 180 derece dönülen ters istikamet rotasından tekrar asli rotasına, mecrasına dönecek. Bu zaten olmazsa olmaz bir durumda. Zaten bunu herkes bunu ümit ediyor. Tabanda işte biz sahada olduğumuz vakit bizim tanımadığımız dediğiniz gibi çoğu kişi geliyor. Kurtarın bizim cemaatimizi diyorlar. Yani şu anda atılmayan kişilerden bahsediyorum. Merkezin içindeki kişilerden bahsediyorum. Diğer işte diğer ehl-i sünnet itikadı cemaatlerle bir araya geldiğimizde ya diyorlar ki bunların kalpleri başka yönlere çevrildi, evrildi. Dedenize ihanet etmek noktasında. Yani biz de diyoruz ki taban öyle değil diyoruz. Taban öyle değil. Tabanda çok sessiz bir kitle var. Bunları tasvir etmiyor ama anında belli ettiğinde bu atılma sebebi. Yani orada çok ciddi nasıl diyelim dilemmalar var. Çok ciddi çelişkiler var. Açmazlar var. Böyle bir iklimde herkes bir kurtarıcı bekliyor işin gerçeği. Şu anda gelsin bizim cemaatimiz tekrar eski günlerine dönsün. Tekrar 2000 öncesine dönsün. Kim Kemal bu kurtarıcı? Bey. Zaman belirleyecek. Cenab-ı Hak belirleyecek. Ya bir aday var mı bu anlamda? Ya şu anda kimse aday olamaz. Desenize ağzını bile açana kulaktan tutup atıyorlar. Elbette. İstanbul'da tüm bunlara rağmen seçim sonucu ne olur? Murat Bey kazanacak. Diyorsunuz. İnşallah. Kaç puan? Sahada onu görüyoruz. Kaç puan fark? Şöyle söyleyeyim. Biz aslında son iki yıldır Kadıköy sorumluluğu yaptık. Yani evet. Şimdi Şile ile başladı. Çekmeköy, akabinde Kartal. En sonunda Kadıköy sorumluluğu yaptık. Milletvekilimizin. O yüzden muhalif vatandaşları çokça tanımak nasip oldu. Ve özellikle bir kişi için bir saat, iki saat. Yalnız sizin için de Kadıköy çok farklı bir deneyim olmuş olmalı. Ama çok güzel oldu. Ya Kadıköy biz Kadıköy'ü çok sevdik. Hala, ciddi olamaz. Kesinlikle. Hala gidiyoruz. Hala Kadıköy sahalarında. Hala Üsküdar, Ümraniye sahalarında. Ama Kadıköy'ün yeri bir başka. O zaman bir soru. Üsküdar mı Kadıköy mü? Zor soru. Ama şunu söyleyeyim. Kadıköylü vatandaşlarımız da gerçekten isyan halinde. Niye? Sultantepe mi? Bağdat Caddesi mi? Bunlar özellikle konuşalım inşallah. Kadıköy'deki vatandaşlarımız şundan rahatsız. Diyorlar ki yani CHP, onlar da hani bizim cemaatimiz nasıl asli çizgisinden çıktı, dedemin çizgisinden çıktı, Kemal Bey abinin o yurt dışı, yurt içi dengeleri, devlet-hükümet ilişkileri, siyaset ilmi çizgisinden nasıl çıktı, bozulduysa CHP'liler de bizim partimiz CHP'likten çıktığını görüyorlar. Onu görüp onu söylüyorlar. Bizim partimiz CHP'likten çıktı diye ifade ediyorlar. Ve biz kimi aday gösterirsen gösterelim siz mecbur vereceksiniz algısından da Kadıköy seçmeni çok rahatsız. Bu Kadıköy'de bak göreceksiniz. Diğer diğer adaya yansıyacak. İsmi verebilir miyim bilmiyorum. Tabii verebilirsiniz. Maçoğlu'na yansıyacak bu. Hmm. Kadıköy'ün tepkisini Maçoğlu'nun aldığı oydan göreceğiz. Diğer taraftan Bodrum adayı da çok büyük bir infial uyandırdı. Yani evet. Ya bütün CHP tabanında yani Kadıköy'ünde de başka muhaliflerde herkes yani bu nasıl iştir diyor. Yani herkes kızıyor. Bodrum'a da gittiniz mi? Çok gittim. Evet. Valla oralarda sizi görmek isterdim yani. Çok tam bir kontrast. Ama şey tarafına gittik. O torbada muhafazakar otel var biliyorsunuz. Oba muhafazakar otelde orayı tavsiye edebilirim yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederim.